Karşımızda alkenlerden halohidrin yapmak için genel bir tepkime duruyor. Şimdi soldaki alkenle başlayıp ona halojen ve su eklersek buradaki ürünümüzde oaş OH ve halojenin birbirlerine antikonumda olduğunu görebiliriz. Yani başlangıçtaki çift bağın olduğu yerin karşı taraflarında yer alıyorlar. Bu tepkiminin mekanizması halojenleme tepkimesiyle aynı şekilde başlıyor. Yani burada alkene yaklaşan bir halojenimiz var ve o videoda gördüğümüz gibi halojen genellikle polar değildir. Çünkü bu iki atom tamamen aynı elektronegatifliğe sahip. O zaman mavi elektronlar eşit kuvvetle her iki halojene de çekilir. Yani bu apolar bir moleküldür. Ancak alkenimizdeki bu pi elektronları mavi elektronlara çok fazla yaklaşırsa bunun halojen molekülü üzerinde nasıl geçici bir dipol oluşturacağını görmüştük mavi elektronlar mor elektronlar tarafından itilir ve üstteki halojenin yanına doğru çıkarlar. Bu da üstteki halojene kısmi negatif yük verirken alttaki halojene kısmi pozitif yük verir. Alttaki halojenimiz artık bir elektrofildir. Yani elektron isteyecektir. Ve bunu da pi elektronlarından elde edecek. Bu elektronlar kısmi pozitif yüklü halojene hareket ederek bir nükleofil saldırısı meydana getirecek. Burada ortaklanmamış elektron çifti ise bu karbonla bağ oluştururken aynı zamanda mavi elektronlar da üstteki halojene geçecek. Şimdi yan tarafa bu elektron hareketliliğinin sonuçlarını bir çizelim. Önce sağdaki karbon ve halojen arasındaki bağı çizelim. Tabii buradaki mor renkteki elektronları kullanıyoruz. Evet. Bağımız şöyle. Soldaki karbon ve halojen arasındaki bağı göstermek için de buradaki elektronları farklı bir renk, kırmızı yapalım. Şimdi bu halojenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Onu bir ekleyelim. Tabi bu durum halojene artı bir formal yük de vermiş oldu. Bu bizim siklik halonyum iyonumuz. Bunu daha önceki videoda da söylemiştik. Şimdi siklik halonyum iyonuna baktığımızda halojenin oldukça elektronegatif olduğunu düşünebiliriz. Yani elektron çekecektir ve buradaki mor elektronların bu iş için daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha yakın. Öyleyse aşağıdaki bu karbondan az miktar elektron yoğunluğu alacak ve bu karbonun artık kısmi pozitif yükü olacak. Hatta kısmi karbokatyonik bir özelliğe sahip olacağını da söyleyebiliriz. Evet, mekanizmamızda bir sonraki adımda su olacak. Ve su nükleofil görevi görecek. Yani suyun sahip olduğu ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri elektrofilimize yani bu karbona bir nükleofil saldırısı yapacak. Ve oksijen üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çifti bu karbona saldırdığı zaman bu mor elektronlar halojene geçecek. O zaman yan tarafta ortaya çıkacak bu ürünümüzü çizmeye geçelim. Sol karbondaki bu halojenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Ve şimdi artık bu mor elektronları da kendine dahil ediyor. Şu şekilde. Sağdaki karbondaki durumsa. Şunlar zaten bağlıydı. Şimdi artık su molekülü de buraya bağlanıyor. Şöyle oksijenimizi de bu karbona bağlamış olduk. Tabii oksijenin hala bir tane ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor. Ve bu da oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Evet, devam edip bu mavi elektronları gösterelim. Bu mavi elektronlar ürünümüzde karbon ve oksijen arasındaki bağı oluşturdu. Neredeyse işimiz bitti. Şimdi mekanizmanın son adımına geçelim ve bir asit baz tepkimesi yapalım. Bir başka su molekülü ortaya çıkıyor ve su molekülünün ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri baz görevi görüp bu protonu alıyor. Ardından buradaki iki elektron da oksijene geçiyor ve sonunda tamamlamış olduk. Halohidrini oluşturduk. Böylece bir tarafta halojenimiz, karşı tarafta da OH'ımız oluyor. Şimdi stereokimyayı biraz daha inceleyebilmemiz için bir örnek yapalım. Evet, yine bir arkenle başlayalım. Şuraya çizecek olursak, evet şu arkenle başlıyoruz. Ve bu arkene brom ve su ekleyelim. Şimdi altında iki farklı şekil göstereceğim. Sol tarafla başlayalım. Önce BR2 ve H2O'yu buraya ekleyelim. Yan tarafa da aynı şekilde ekleyip tekrar sol tarafa dönelim. Evet şimdi burada bromonyum iyonunun oluşumunu düşünelim. Yine bu moleküle biraz yukarıdan bakarak bromonyum iyonumuzu şöyle oluşturuyoruz. Brom yukarıda olacak. Bromun iki ortaklanmamış elektron çiftini ve artı bir formal yükünü de ekleyelim. Şimdi bu karbonu ele aldığımızda ürünümüzde şurası oluyor. Burada aşağı doğru duracak bir metil grubumuz olacak. Şu şekilde. Dolayısıyla bromonyum iyonumun eklenmesiyle bu ara ürün olacak. Tabii su ortaya çıktığında, evet su molekülümüz şurada nükleofil görevi görecek. Peki, oksijen hangi karbona saldıracak? İki seçeneğimiz var. Oksijenimiz ya soldaki karbona ya da şuradaki sağdaki karbona saldırabilir tabii en fazla sübsüte olan karbona saldıracağını biliyoruz. Çünkü kimyada bu artık kanıtlanmış bir olgu. Soldaki karbona baktığımızda ve bunun ne tür bir karbokatyon olacağını düşündüğümüzde bu soldaki karbonun diğer iki karbona bağlı olduğunu görüyoruz. Bu durumda sekonder bir karbokatyona benziyor ya da kısmi bir karbokatyon özelliğine sahip. Yani sol tarafı kısmi sekonder karbokatyon olarak düşünebiliriz. Sağ tarafta şu kırmızı karbona bakarsak ve bunun bir karbokatyon olduğunu düşünürsek o da 1, 2, 3 karbona bağlı durumda. Yani tersiyer bir karbokatyon gibi. Tabi tersiyer karbokatyonun sekonder karbokatyondan daha kararlı olduğunu biliyoruz. Bu tam karbokatyon olmasa da kırmızı renkte bu karbon kısmi karbokatyon özelliği sergiliyor ve suyun da saldıracağı yer burası oluyor. Şimdi nükleofil elektrofile saldıracak. Tabi sağdaki bu karbona saldırması daha kararlı olur. Çünkü bu tersiyer bir karbokatyona benzer kısmi karbokatyon özelliğine sahip. Suyun sağdaki karbona saldırmasıyla buradaki elektronlar broma geçecek. Şimdi ekranı biraz kaydırıp bu nükleofil saldırısının sonuçlarını çizmeye başlayalım. Evet elimizde neler var? Önce halkamızı çizelim. Bu saldırıyla brom soldaki karbona geçiyor ve artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Tabi bu durumda düzleme göre aşağıda duran metil grubu suyun nükleofil saldırısıyla yukarı doğru itilmiş olacak. Böylece metil grubu artık yukarıda yer alacak ve oksijen de bu karbona bağlanmış olacak. Ona bağlı hidrojenleri de yanına ekleyelim. Tabi oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti var ve oksijene artı bir formal yük vermiş olacak. Evet, şunu da eklemiş olalım. Şimdi devam edip elektronlara bakalım. Üstteki mavi elektronlar alttaki şu bağı oluşturdu. Öyleyse şimdi geri dönelim ve bu siklik bromonyum iyonunun oluşumunun farklı bir yolunu düşünelim. Sol tarafta bromu yukarıdan eklenecek şekilde gösterdik. Başlangıç malzememin alken kısmını düşündüğümüzde, yani şurası, bromonyum iyonunun o düzlemin altından da oluşma ihtimali var. Öyleyse şuraya bunun sonucunu çizelim. Şimdi size başka bir bromonyum iyonunun mümkün olduğunu göstereceğim. Bu kez brom alttan eklenecek. Her zamanki gibi iki tane ortaklanmamış elektron çiftini ve artı bir formal yükü ekleyelim. Ve metil grubunun bağlı olduğu karbonun şurası olduğunu söyleyebilirim. Şunu da buraya yerleştirelim. Evet, CH3 burada. Şimdi su molekülünün bu kez nereden saldıracağını düşünelim. İşte nükleofil olan suyumuz. Evet, her iki taraftaki karbonu da karşılaştıralım. Sağdaki karbon daha kararlı olan kısmi karbokatyon olacak. Öyleyse şuraya işaretini ekleyelim. Böylece nükleofilimizin saldıracağı yer de burası oluyor. Şimdi oksijenimizin bu ortaklanmamış elektron çifti buraya saldıracak ve buradaki elektronlar broma geçecek. Evet, şimdi hemen altına bu nükleofil saldırısının sonuçlarını çizelim. Bakalım nasıl görünecek. Evet, önce halkamızı çizelim. Artık oksijen ve bu karbon arasında bir bağımız var. Tabii burada iki hidrojenimiz de mevcut. Oksijenin ortaklanmamış elektron çifti ve artı bir formal yükü var. Oksijen saldırdığı zaman metil grubu da aşağı itilmiş oldu. Böylece bu metil grubunu halkanın düzlemine göre aşağı çizeceğiz. Yani şu karbona bağlı aşağı doğru olacak şekilde. Bromsa sol taraftaki karbona geçmiş oldu. Yani bromun konumu bu. Şimdi son adımda proton kaybetmek olacak. Bu bir asit-baz tepkimesi. Şimdi su molekülümüzü yeniden çizelim. Şimdi su molekülü bu protonu alacak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek. O zaman şimdi ürünümüzü çizebiliriz. Bu ürünü çizerken bakış açımız şu nokta olacak. Bunu üstteki karbon olarak değerlendirebiliriz. Böylece metil grubu bu karbonda yukarıda duracak. Şimdi proton kaybından sonra bu mavi karbon halkanın düzlemine göre yukarıda olan bir metil grubuna sahip olacak. Ve OH da aşağıda yer alacak. Onu da kesikli çizgiyle gösterelim. Evet şimdi broma bakalım. Brom bize dönük bir şekilde duracak. O zaman şuraya da kama şeklinde bromu ekleyelim. Evet olası ürünlerimizden biri bu. Şimdi sağdaki olacaklara bir bakalım. Yine aynı şeyi yapacağız. Gözümüzü buraya koyuyoruz ve bu noktadan şuraya doğru bakacağız. Ve bu karbon üstte olacak. Öyleyse şuraya sikloheksan halkamızı çizerek başlayalım. Proton kaybı yaşandıktan sonra bu kez OH bize dönük bir şekilde duracak. Şuraya su molekülümüzü çizip mekanizmamızın son adımını gösterelim. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alıyor ve bu elektronlar da buraya geçiyor. Böylece bize dönük bir OH oluşuyor. O zaman şuraya kama şeklinde OH'ı çizelim. Tabii bu durumda metil grubu da bizden uzaklaşacak. Bu metil grubunu da ürünümüzde şuraya ekleyelim. Ve son olarak buradaki brom da aynı şekilde bizden uzaklaşacak. İşte böyle. Böylece iki ürünümüzü de elde ettik ve şimdi bu ikisini analiz edebiliriz. Bu arada her iki enantiyomerde de OH ve Br'nin anti katılımı söz konusu. Bunlar birbirlerinin enantiyomerleri. Yani İki farklı molekül. Şimdi hızlıca mutlak konfigürasyonlara bakabiliriz. Burada kama şeklinde bize dönük bir karbon ve bizden uzaklaşan bir oksijen görebiliyoruz. Sağ tarafta ise tam tersi bir durum var. Yani bu kez kama şeklinde bize dönük oksijen bulunurken karbon bizden uzaklaşıyor. Burama baktığımızda ise sol tarafta bize dönük bir şekilde yer alıyorken sağ tarafta bizden uzaklaşıyor, yani kesikli çizgiyle gösterilmiş. Böylelikle her iki kiralite merkezinde de farklı mutlak konfigürasyonların bulunduğunu görebiliyoruz ve bu yüzden bu ikisinin birbirlerinin enantiyomerleri olduğunu söyleyebiliriz.